Eğitim Psikolojisi 5. bölüm. Öğrenme psikolojisi. Öğrenme yaşantı sonucunda zihinsel simge ve bağlantılarımızda meydana gelen uzun süreli değişikliklerdir. Daha sonra öğrenme süreci yaşam boyu süren bir etkinliktir. Öğretim, öğretme ve eğitim. Öğretim özel okullarda amaçlı, planlı ve belli bir program dahilinde yürütülen eğitim faaliyetleri. Öğretme ise öğrenmeyi sağlama faaliyeti olarak tanımlanıyor. Öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenenle ilgili faktörler, öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler, öğrenme stratejileriyle ilgili faktörlerden oluşuyor. Öğretim ilkeleri, yani uyulması gereken kurallar, genel öğretim ilkeleri, bunlar çocuğa, öğrenciye görelik ilkesi, genel öğretim ilkelerinden bahsediyoruz. Çocuğa, öğrenciye görelik, hayatilik ehliyet ilkesi, yaparak, yaşayarak öğretim ilkesi, ekonomiklik ilkesi, güncellik ilkesi, açıklık ilkesi, somuttan soyuta, bilin ilkesi, bilinenden bilinmeyene ilkesi, yukarıdan uzağa, yakından uzağa ilkesi, bütünlük ilkesi şeklinde. Ayrıca yerel eğitim öğretim ilkeleri var. Genel ilkelerin yanında eğitim sistemi yerel değerleriyle ilgili olarak bazı ilkelerden söz edilebilir bu kapsamda. Davranışçı öğrenme kuramı. Bu kuram, öğrenmeye bir uyarıcının olması, bu uyarıcıya bir tepkinin verilmesi ve verilen tepkinin pekiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Yani uyarıcı, tepki ve pekiştirme sürecinden oluşuyor. Davranışçı öğrenme kuralı, klasik koşullanma, daha sonra edimsel koşullanma, pekiştirme ve ceza alt başlıklarından oluşuyor. Klasik koşullanma, başlangıçta nötr olan bir uyaranın geçirilen yaşantılar sonucu koşullu uyaran haline gelmesi durumu. Bu koşullanma ilkelerinden bahsedeyim. Koşullanma ilkeleri bitişiklik, yani zamanlama, uyarıcıların verilme zamanı birbirine yakın olmalı. Habercilik var. Olumlu habercilik, önce koşullu uyarıcı, sonra koşulsuz uyarıcının verilmesi. Olumsuz habercilik ise önce koşulsuz uyarıcı, sonra koşullu uyarıcı verilmesine deniyor. Eş zamanlı koşullanma var. Aynı anda verilmesi var uyarıcının. Duyusal ön koşullanma var. Dereceli şartlanma var. Pekiştirme, genelleme, ayırt etme, sönme, kendiliğinden geri gelme. Daha sonra gölgeleme, öğrenilmiş çaresizlik, kendini gerçekleştiren kehanet şeklinde. Ve edimsel koşullanma. Edimsel koşullanma, organizmanın belli bir davranış gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkan uyarıcıların söz konusu davranışı pekiştirmesi üzerine kurulu. Pekiştirme üzerine kurulu yani. Bu anlamda pekiştirme, bir davranışın olduğundan daha sık tekrarlanması için organizmaya uyarıcı verme işlemi. Verilen uyarıcı ise bu anlamda pekiştireç diyoruz bu uyarıcıya. Olumlu pekiştirme, sergilenen davranışın yapma sıklığını artırmak için uygulanıyor. Olumsuz pekiştirme ise olumsuz uyaranın kaldırılması işlemi. Ve ceza. Birinci tip ceza, hoşa gitmeyen bir uyarıcı ortama verilmekte ve davranış sıklığının azalması hedefleniyor. Birinci tip cezada, yani davranış sıklığını azaltmak hedefleniyor. İkinci tip cezada ise hoşa giden bir uyarıcının ortamdan çekilmesi sonucu oluşmuş oluyor. Sosyal öğrenme kuramı. Bunun alt başlıkları modelden öğrenme, taklitle öğrenme, gözlemle öğrenme. Sosyal öğrenme, burada temel faktör bireyin başkalarını gözlemleyerek öğrenmesidir. Daha sonra karşılıklı belirleyicilik var. Bu birey, çevre ve davranış olarak üç bileşenden oluşuyor. Sembolleştirme kapasitesi var. Öngörü kapasitesi, dolaylı öğrenme kapasitesi, kendini düzenleme kapasitesi, kendini yargılama kapasitesi ve öz yeterlilik. Öz yeterlilik bu anlamda kişinin kendi yeterlikleri, becerilerine ilişkin algısı olarak tanımlanmaktadır. Bu öz yeterliliği etkileyen faktörler kişinin yaşantıları, dolaylı yaşantılar ve psikolojik durum olarak ayrılıyor. Dediğimiz gibi sosyal öğrenme
modelden öğrenme, taklit yoluyla ve gözlem yaparak öğrenme şeklinde alt başlıklara ayrılıyor. Gestalt öğrenme kuramı. Bu kuram öğrenmeyi daha çok zihinsel süreçlerle açıklıyor. Bunun savunucuları Wertheimer, Koehler, Kafka ve Levin. Gestalt öğrenme kuramında öğrenme öğrenme süreci bütünle ilgili çalışıyor gestaltçılarda. Ve bu kuramdaki algı yasaları ise şekil zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama, Zeigarnik etkisi var. Bu buna örnek olarak yarım kalmış bir iş, bitirilmiş bir işe göre zihnimiz daha çok meşgul olur yarım kalmış işe. Süreklilik var, basitlik, algısal değişmezlik, algıda seçicilik, prägnanz yasası ve davranışın belirleyicileri. Bu davranışın belirleyicileri psikolojik ve fiziksel çevre olarak ayrılıyor. Bu anlamda psikolojik çevre, bireyin dış dünyadan gelen uyaranları kendi ilgi, tutum, inanç, değer ve gereksinimleri doğrultusunda yeniden anlamlandırması, fiziksel çevre ise algı yasaları çerçevesinde bireyin davranışlarını etkilemekte. Bilgi işleme modeli. Bu model insan beynini tıpkı bir bilgisayara benzetiyor. Temsilcileri Gagne, Nisser, Miller, Siegler ve Brunner. Burada bilgi depoları var. Duyusal bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek var. Duyusal bellek dışarıdan gelen bilginin ilk anda burada tutuluyor. Daha sonra kısa süreli belleğe aktarılıyor. Kısa süreli bellekte 15-20 saniye tutulduktan sonra uzun süreli belleğe gönderiliyor. Uzun süreli bellekte uzun zaman saklanabiliyor. Fakat bu depolanan bilgiyi hatırlanması için kaybolmuyor bilgi ama hatırlanması için çaba gerekiyor. Bilgi işleme modelinde bilişsel süreçler, dikkat, algılama, tekrar, kodlama yani uzun süreli belleğe yerleştirme kodlanması, hatırlama ve unutma. Unutma, önceki bilgilerin yeni öğrenilecek bilgiyi unutturması. Bu ileriye ket vurma yani geçmiş bilgilerin yeniyi unutturması. Yeni öğrenilen bir bilginin eski bilgiyi unutturması ise geriye ket vurma. Yani bir yeni bilginin eskiyi unutturması süreci. Yürütücü süreçler yani üst biliş. Bu üst biliş kavramı anlama, izleme ve öz denetimi de içerecek biçimde kişinin kendi bilişsel süreçlerini kontrol edebilme yeteneği olarak değerlendiriliyor. Üst bilişsel süreçler, üst bilişsel bilgi ve üst bilişsel kontrol yeteneklerini içeriyor. Üst bilişsel bilgi, bireyin kendi bilişsel yetenekleri, bilişsel stratejileri ve hangi durumlarda ne yapılacağını bilme bilgilerine sahip olması. Üst bilişsel kontrol becerileri ise üst biliş süreçlerinde baskı içeren, başı çeken zihinsel işlemlerden oluşuyor. Bu işlemler üst bilişsel amaçlara ulaşmak amacıyla kullanılıyor. Evet, 5. bölüm bu kadar.